Zıfa abi dediği gibi eğer mektupları hiç açmadıysa bu bizim için delil olabilir. Süleyman Bey ile Kader Hanım'ın ilişkisini bilmediğini böylece ispat edebiliriz. Mektuplar nerede acaba? Gidip babama bir soralım. Çok zor. Daha yoldadır. Şimdi babanı içeri alacaklar. Sayın filan. Ziyaret saati biter. O saatten sonra benim görüşmeme bile izin çıkmaz. Ancak sabaha görebiliriz Nazif abi. Hayır. Şurada biraz oturalım. Ne yazdı acaba? İşlerinde ne var? Her üç ayda bir yazdıysa dünyanın mektubu yapar mı? Belli ki Süleyman Bey'le ilişkisinden bahsetmiş. O mektuplara ulaşmadan hiçbir şey bilemeyiz. Görmüştüm değil mi? Bir bayanla gelmiştiniz annemi görmeye. Hı. Adliyeden Salih İpek. Nihan Hanım'la görüşmek istiyorum. Tamam, çağırayım o zaman ben annemi. Anne. Anneciğim, adliyeden bir bey geldi. Seninle görüşmek istiyor. Kim? Savcı bey mi? Bilmem. Adı Salih'miş. Sen burada kal yavrum. Thank you.
İyi günler. Ben adliyeden... Mahir, 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 Mahir. Ne dedi o adam? Hiç. Hiçbir şey. Önemli bir tanık gelmemiş duruşum. Gene mi sonuçlanmamış? Benim de asabım bozuldu. Elim ayağım boşaldı. Sen merak etme anneciğim. O katil bize yaşattıklarının cezasını çekecek. Sen üzülme. Seninle aynı sebepten Feride. Gerçekleri öğrenmek için. Neden bana söylemedin ya da adliyeden çıkarken niye haber vermedin? Boş yere tartışmayalım Feride. Tanık evde yok zaten. Nihan'ın mı? Hı hı. Oh. Söylüyorlardı. Başım kazan gibi Feride.
Mümkünse çalmasın radyo. Peki. Salih, bu kadar canını yakan ne? Yalnızca başım ağrıyor. Bugün duruşmadan sonra çekip gitmişsin. Üzerine hiç konuşamadık. Şimdi buraya geliyorum, seni buluyorum. Gözlerimin içine bakmıyorsun. Neden? Salih. Sen ağladın mı? Nereden çıkardın bunu Feride? Ne ağlaması? Neden kızmışsın ki bu kadar? Ne başım ağrıyor diyorum. Gelme üstüme, yapma. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Eşeklik ettim. Feride. İsterim ki son nefesimde senin elini tutayım. Ya söyleme böyle şeyler Salih. Ne olur bana Salih deme. Peki. Ne diyeyim? Of. İnandığım şeyler temelinden sarsılırken ben de karıştırıyorum artık. Kimdim ben? Baş ağrın geçecek. Sağ ol. Kusura bakma. Seni de üzdüm. Önemli değil. Sen iyi ol yeter. Hadi adliyeye gidelim. Şu yeni tanık durumunu soruşturmam gerek benim. Feride, evvela hastaneye gidelim mi? Gevez Ahmet'in durumuna bir bakalım. Belki kendine gelmiştir. Bize asıl katilin kim olduğunu söyleyebilir. Gevez Ahmet'in ne diyeceğinin bir önemi kaldı mı artık Salih? Bugün duruşmada olanlar her şeyi açıklıyor zaten. Feride. Adam asıl katilin kim olduğunu biliyor. Farkında değil misin? Salih, asıl katil Nazif Kara. Sen beni kör olmakla suçluyordun. Sen şimdi aynı şekilde davranıyorsun. Nihan Hanım konuşunca her şey ortaya çıkacak. Cinayetin sebebi de var. Hemen böyle kestirip atma. Belki tesadüftür. Böyle tesadüf filmlerde bile olmaz Salih. Evet, tesadüfen Nazif Kara oğlunun yerine adliyeye geldi. Tesadüfen eski karısının yıllardır birlikte olduğu adamı ölü buldu. Hatta tesadüfen o cinayet aletini eline aldı. Yapma Allah aşkına. Sen nasıl Nazif Kara'nın katil olduğuna inanmıyorsun hala, ben anlamıyorum. Sence yeterli sebep yok mu? Sence var sanırım. Haklısın. Her şeyi Nazif Kara öldürdü dese de ben içimde o adamın masum olduğuna inanıyorum. Gene de hastaneye gidip Gevez Ahmet'in durumuna bakacağım.
Onun ifadeleri senin yargılarını bile değiştirebilir. Ben de geleceğim senin hastaneye o zaman. Senin haklı olma ihtimalini göz ardı etmeyeceğim. Sağ ol. Ben işimi yapıyorum sadece. Layıkıyla yapıyorsun ama. Minnettarım sana. Dikkat etmeniz gereken her şeyi konuştuk. Hassasiyet gösterin mutlaka. Müşteri olun doktor bey. Yanımda kapı gibi hususi hemşirem var. Merak etmeyin. Biraz ağrınız olabilir ama önemsemeyin. Mühim değil. Bu benim ilk kurşun yaram değil zaten. Bakarım ben kolcağızıma. Biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Başkalarını devasız bırakmayalım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Songül, abin! Ne yapacağım? Gel, gel buraya. Gir. Nasıl oldun, iyi misin? İyiyim abi, eyvallah. Hayırdır, beni ziyarete mi geldin? Geçmiş olsun Yasin komiser. Ben bir geveze Ahmet'in doktoruyla konuşayım, gelirim. Tamam, ben de gelirim sonra. Kardeşim kusura bakma ya. O kadar bizim için vuruldun. Gelip adam gibi bir geçmiş olsun bile diyemedik. Ama şunu bilesin. Orhan benim için neyse, artık sen de öylesin. Ailen dışında değilsin. Mühim değil kardeşim. Ben hiçbir şey karşılık bekleyerek yapmadım. Biliyorum. En çok da bu başımı öne yiyor zaten. Neyse Mahir, bu sosyetik havaları bırakalım. Asıl sen anlat, ne oluyor? Geveze, doktor. Bugün duruşma yok muydu? Felaket oldu Yasin. Koca bir deprem, tek enkazı benim desem yeridir. Neyse, Gebze'yi görmeye geldik. Sabah herifi adliyenin önünde vurdular. Belli ki konuşmasın diye susturdular. Ulan arkadaş, 2 gün hastanede yattık, dünya yıkılmış be. Belli olur durumu. Kritik. Ancak 24 saat sonra kesin bir cevap verebilirim. O da yaşamaya devam edebilirse. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Bu alemin en fırıldak adamıdır bu geveze. Sırf senin elinden kurtulmak için bile zorla yaptırdılar demiş olabilir. Mahkemeye gelip dalga geçebilirdi. Bilmiyorum, belki haklısın. Fakat babamı kurtarmak için son umudum o kaldı. Haberler kötü. Doktor umutsuz. Sabah çıkarsa belki yaşar diyor. Yasin komiser, geçmiş olsun. Bir vukuat mı oldu, vuruldunuz mu? Yok. Trafik kazası. Kırmızı ışıkta durmak yerine geçince böyle oldu. Geçmiş olsun. Sen konuşacak mısın doktorla? Gidelim mi? Seni alacak olan var mı? Var abi, Kemal gelecek. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Hadi eyvallah. İyi günler. İyi günler. Songül? Ne yapıyorsun böyle yerde? Siz abimle çok mu yakınsınız?
Yani en azından eskisi gibi gırtlak gırtlağı değiliz. Sana kardeşim diyor. Abim öyle herkese kardeşim demez. Diyorsa gerçektir. Siz yakınsınız. Hadi gel. Seni eve bırakayım.